Ninja'yı bilmeden Red Dead Redemption 2 oynanır mı? Hmm. Oynanır ama ee, Red Dead Redemption'ın hikayesi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi bir hikaye yani. Birazcık sanki yani hikayesini anlamamak bence şey yapar. Tadını kaçırır ama onun haricinde ben sadece açık dünyada takılacağım ve kovboyculuk oynayacağım diyorsan yapabilirsin tabii ki ama kesinlikle şey kadar keyif alamazsın onu söyleyeyim yani. Ee, hikayesini anlayan bir insan kadar keyif alamazsın. Bu eski GTA oyunlarına benzemiyor. Yani bizim gibi GTA Vice City açıp sadece şehirde dolanıp işler yapmaya benzemiyor. Kesinlikle o tarz bir oyun gibi değil bence. Nasıl İngilizce öğrendim? Çalışarak. Oturup çalışıyorsun. Yani başka bir yöntemi Oha. yok bunun yani. Oturup çalışıyorsun gerçekten. Ee, ama aynı zamanda bu süreçte İngilizce çok fazla materyal tüketmek elbette yardımcı oluyor. Eğer gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız veya İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız temel İngilizce bilginiz varsa size tavsiyem çeviri yapmanız. Benim İngilizce'min gerçekten çok geliştiği dönem benim altyazı çevirmenliği yaptığım dönemdi. Anlıyordum İngilizce. Ama <laughs> konuşma diline ait bir şeyleri yani oturup çevirmek, onun hani bu şeyleri öğrenmek, deyimleri, kalıpları bilmemleri öğrenmem de çok yardımcı oldu. Çevir derken gidip kalemle Türkçe'ye çevirmek değil ama değil mi? Ya ben altyazı çeviriyordum. Bayağı bildiğiniz animelerin altyazı dosyalarını alıyordum. Notepad'den oturup çeviriyordum ee, ve dediğim gibi o çeviri sürecinde çok fazla şey öğrendim. Gerçekten ben İngilizceyi aslında çeviri yaparken öğrendiğimi düşünüyorum. Kelime dağarcığım inanılmaz arttı o sayede. Ki ben lisede İngilizce eğitim görmedim. Ama dört e, 4 yıl boyunca 5 yani 4 yıl falan boyunca, 3 4 yıl boyunca İngilizce eğitim gören Lisedeki İngilizce bölümü okuyan insanlardan daha iyiydi İngilizcem mesela şeyde. Üniversitedeyken kelime dağarcığım daha fazlaydı. Tamamen o şeye bağlı. Yani o çeviri manyaklığına bağlı. Başka hiçbir şey değil. Öncesinde İngilizce anlıyordum. Artık. Ondan sonra gerçekten anlamaya hale gelmiştim. Benim de kelime bilgim çok iyi ama literatür bilgim yok. Literatür bilgim. Hmm.